Dünya bize karşı olabilir. İstemeyebilebilir. Dünya çünkü çok saçma sapan bir tarzda yola girmiş gidiyor yani. Her çirkin şeyin adına güzel isim koymuşlar. Her güzel şeyin ismine ters isimler koymuşlar. Adam mesela uyuşturucu da bir uyuşturucu alış tarzı var. Çektiğin zaman ölüyorsun diyor. İsmine ne koymuşlar? Altın vuruş. Adam ölüyor ya. İçtikten sonra ölüyor. İsmini altın vuruş diye koymuş isim. Yani şeytan öyle bir sistemini kurmuş ki çirkin şeylerin hepsini güzel gösteriyor. Bizim saçma insanlarımız da maalesef Müslümanım dediği halde onların peşinden gidiyor. Gaflet öyle olmaz. Müslüman bu kadar gafil olamaz. Müslüman gırrun kerimun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saftır. Saftır demesinin manası manyaktır demek değildir. Temizdir yani. Temizdir, karşısındakini temiz bilir. Onun için güvenir ona. Ama bir kere, ikinci kere değil. Bu insanlar bizi kaç kere ısırdılar? La yullahul mu'minu min mevdi'in marrateyn. Bir yerden iki kere ısırmaz. Kaç kere bizi ısırdılar? Hala da ısırıyorlar, sen hala da onların peşine gidiyorsun. Özellikle bu Şeyh Efendi Hazretleri buyurdu, televizyon, şeytan dolabı diye buyurdu. Çıkın da bakın, yaptığı hizmet tamamen rezalet. Bozmak yani, başka bir şey yok. Dini kanallar diyorsun, dini kanallarına öteki kanallara da geçiyorsun. Şimdi giriyorum bazen bazı yerlerde, görüyorum. Ne diyor adam? Biz maharet diyoruz, onlar yeteneksizsiniz diyor mesela. Nedir yetenek diye sattığı? Dünyalık tamamen. Öteki dans ediyor, öteki şarkı söylüyor, öteki bilmem ne yapıyor, öteki soyunuyor, öteki çırılçıplak oluyor. Yahu sen bir şeye maharet diyeceksen o nasıl olmalı? Müslüman, sen dünyalık değilsin ki sadece. Sadece dünyada yaşamıyorsun ki. Toprağın altına gireceksin. Toprağın altında da övünebileceğin bir şey varsa işte odur yetenek. Nedir senin övündüğün burada? Soyunup dans etmek mi? O yaptığın dans toprağın altında sana yarayacaksa o zaman devam et. Yetenek odur işte. 4 kişiyle koymuşlar oraya. Şey gibi, zebani gibi. Onlar da onları destekliyor. Alkış tutuyorlar, gülüyorlar, şöyle yapıyorlar. Ne yaptığını bilse, nereye götürdüğünü bilse arkasını dönüp kaçacak. Ne yapıyorsun? Şeytana şey yapıyorsun, hani şeyin var ya, İmam-ı Gazali Hazretleri, üstadımızın çok güzel bir şeydi o. Eyyuhal velet, ey evladım diyor, olacaksan cinni şeytanlardan ol, insi şeytanlardan olma. Neden? Çünkü diyor, insi şeytanlar, cinni şeytanları çoktan emekliye çıkar. Gerek kalmadı, onlar ense yatıyorlar yani. İnsanlar zaten yapıyor bizim için. Ha, 4 tane de dikilmiş, şeytanın görevini yapıyor orada. Nedir? Aferin, çok yeteneklisin. Nedir yetenek? Kime göre yetenek bu? Hani ayet-i kerime var ya. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, zayıf olan kullar, kandırılmış olanlar, kandırılmış olanlar diyecek ki bunlar bizi kandırdı ya Rabbi. Biz doğruya gidecektik, bunlar bizi kandırdılar. Bunlar dediler, sen çok yeteneklisin. Sen çok güzel söylüyorsun şarkıyı. Şöyle dediler, böyle dediler. Bizleri kandırdılar ya Rabbi. Adallana anis sevili. Yoldan sapıttırdılar. Ahirette kavga edecekler. O birbirlerini övenler, sevenler, sevenler bugün seviyoruz diye onu meşhur edecekmiş, bilmem ne yapacakmış. Aynı yani. Değişen hiçbir şey yok. Geçmiş ümmetlerde de, peygamberin zamanında da, geçmiş peygamberlerin zamanında aynı. Onun zamanında kötüler ne yapıyordu? Peygambere dil uzatana para veriyorlardı. Alkış tutuyorlardı. İslam'ın tersine bir hareket yapana alkış tutuyorlardı. Şimdi de aynı. Alkış tutuyorlar yine. İslam'ın tersine hareket eden. Bizim Müslümanlar da onları seyrediyor. Bir keresinde rastladım. Giyinme programı diyor. Kadın orada giyiniyormuş. Burada da iki tane çıplak var. O da ona puan veriyor. Dedim bu ne program? Bu giyinme programı diyor. Ya bu giyinme programı yanlış olmuş dedim bunun ismi. Soyunma programı koysaydınız buna. Bu gelen giyinmiyor ki. Dur.
değiştireceğin zaman kanalda bizim Müslüman da öyle söylüyor. Dur bir bakayım. İyi bak devam et. Böyle işte bizi bozuyorlar. Bizde hiç önemli değil. Ha olur. Onu da seyredelim. Bunu da seyredelim. Devam et seyretmeye. Yahudi, şeytan düzenini çok güzel kurmuş. Sohbet dinleyeyim derken ya çok uzun bu sohbet. Kaç dakika? 40 dakika. Daha kısası yok mu? Hemen öyle. Seyrettiğim program ne kadar sürüyor? Birisini seyrediyor. Sonra tekrarı var. Tekrarını seyrediyor. Ondan sonra isterse internette tekrar bulur. Oradan tekrar seyreder. Seyreder de seyreder. Sohbet 40 dakika olunca uzun geliyor ama. 40 dakika çok uzun. 10 dakikalık yok mu? Ya da 3 dakikalık. 3 dakikalık olsun, 5 dakikalık olsun.